Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel, güneşli bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Güneşli bir gün ama bazen yağmur yağıyor. Bugün yağmur göstermiyor. Bazen de kar yağıyor. Özellikle geceleri böyle bir sanki yarım metre kar yağacakmış gibi, el gibi bizde fakir yaması gibi derler arkadaşlar. Fakir şapkası gibi. Niye öyle demişler bilmiyorum. Yani hani eskiden yama yapıyorlarmış ya pantolonlara. Galiba o yüzden demişler, fakir yaması gibi kar atıyor. El gibi böyle pat pat derler. Öyle bir kar geçişleri oluyor ama gördüğünüz gibi yerde kar yok. Tutmuyor. Zaten Mart ayındayız. Bundan sonra yaza doğru gidiyoruz. Artık ortalık yavaş yavaş yeşillenecek. Yavaş yavaş baharın kokusunu hissetmeye başlıyoruz. Ama kış da olur mu? Olur. Yani bu saatten sonra her şey olabilir. Neyse bakalım. Biz arabanın tekerini yaptık babamla. İşletmeyi de aktık. Ben gittim yaptırdım. Ramazan alışverişi falan yaptık. Herkesin Ramazanı da mübarek olsun. Rabbim nice Ramazanları eriştirmeye nasip etsin inşallah. Ramazan geldi çattı. Zaman çabuk geçiyor sanki ya bu zaman. Ne bileyim abi. Eskiden böyle yani geçen Ramazan'ı daha dün gibi yaşamışken yine Ramazan ayı geldi. Dediğim gibi herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. 600 bin abone olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Nice 600 binlere diyelim. Biz elimizden geldiğince size güzel videolar çekip sizlere yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir temponun içinde olsak da bundan mutluluk duyuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yemimiz gelecek. Ramazan'a biliyorsunuz kendimize alışveriş yaptık. Koyunlara da Mart ayı çıkasıya, kuzulara da yem getirelim dedik. Bir arabaya yakın yem gelecek. Hem Necdet abiye gelecek hem bana gelecek. Birazdan gelir, onları indireceğiz. Şunların yerlerini hazırlamam lazım. Ama siz önce lastiğin tekerini nasıl yaptık izleyin. Lastiğin tekerini. Allah Allah. Arabanın tekerini. Ondan sonra burada buluşalım. Hadi bakalım. Arkadaş ya bu lastiklerin patlaması beni bitirdi ya. Vallahi bitirdi ya. Bu ne ya? Sağ mı sökülüyor, sola mı sökülüyor? İleri sökülecek. Böyle mi? Heh. Şimdi sök. Değil mi? İleri sökülecek. Yani vallahi sağ sol denişmez mi? Yok. Denişmez. Kendime bir tekerlekçi dükkanı açaydım ama dünyanın parasını kazanırdım ha. Kendi kendimin lastiğini tamir etsem dünya para kazanırdım. Tamam. Çıkar bakalım. Bunu bagaja atacağız. Bunu yaptıracağız. Oğlum bunlar romork olmaz mı sence? Romorka mı? Ya, arabada patlayan romorka giderim bu lastik. Kaldıralım baba. Sen şunu tut. Ben atıvereyim onu. Ya Allah! Üç tekerle gitmez mi? Bak bunun burada bir tane deliği var baba. Bak nerede? Burada bak şurada. Bak gördün mü? Tamam. Böyle çevir ya. Sola. Bence sola. Böyle sana doğru ha. Bak şimdi altındaki lastiğe bak. Çevir. İniyor. İnecek tabii. Oğlum çok güzel ya. İndi mi? Evet. Yere kadar indi mi? Bu lastik kışlık mı yazlık bence değil mi? Bilmem üstünde gelen. Hiç takma. Taktım bir kere. İndi mi? İniyor. Devam et. Bu inmeden zırhını sökemezsin ki sen. Oğlum çok rahat bir şey ya. Bayağı indi, ağır o ha. İndi. Ne oldu? Bir şey olacak ya. Al sana istetme, stepme. Ne dersen de. Toz olmuş ha. Hadi bakalım stepme, istetme, neysen ne. Şunu şöyle güzelce temizleyelim, bijonlar. Hmm.
Temizledim baba. Nasıl takacağız? Bir tek böyle takılı bu. Ağır bak. Ya oğlum yapma ne var ya. Kaldır. Motor lastiğinin yanında. Değil mi? Kaldır. Evet, aynen bu kadar. Al sana yeni tekerlek. Sık şeyini. 20 litre sıkarsın bunu. Kürko üstündeki kürko. Çift kademe arkadaşlar. Bir çıkıyor bir daha çıkıyor. Şükür. Zaten şimdi bunu fazla sıkmayacaksın. Eline sıksan yine yeter. Ne malıyız? Kürkonun uygunsuz kullanımı zarar görmesine aracın kolu yara ölümcül kazalara kolu 1500. 1,5 tonlukmuş baba. Kürkoyu bir de sabitliyoruz arkadaşlar. Şuna bakın. Tamam bu kadar. Şuraları temizlemen lazım. Ya ikra bir sürü şey düşürüyor bu bak. Bu iş bu kadar. Gidelim tamir ettirelim. Kardelenler. Hoş geldiniz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet şunu da gitmeden şarja takayım ki ben geldiğimde hazır olsun. Şöyle altında göremiyoruz ya. Şurada mıydı? Evet. Yo. Nereden takıyorduk bunu şarja? Evet burada. Aynen böyle. Arkadaşlar ben bunu aldım. Otomatik sırt pompası. Yani kendinizin böyle kolla fışk 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 yapmaya gerek yok. Bu şarjlı olarak pöfür 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 püskürtüyor. Bunun içine koyarız. Bununla beraber ağaçlarımıza ulaştırırız. Ağaçlarımızın erken uyanmamasını sağlayacağız. Bordo bulamacı yaparak. Şunu şuraya takacağız. Evet şarjı var büyük ihtimalle. Ha, ne aldığımdan beri 2 kere falan 3 kere doldurdum. Geri kalanı full koyunlara ilaç yaptık. Koyunların yattığı yere ilaç. Az daha salamıyorsunuz mu bunu? Koyunların yattığı yere ilaç yaptık. Tamam anne. Tamam. Daktım. Şarj olsun ben gelesiye kadar. Evet böyle işte arkadaşlar. İzlediniz. Patlamayan lastik alacağım. Neyse şimdi işimiz var. Buradaki çuvalları babamla beraber şunun üstüne kaldıralım. Geldiğinde burasını temizleyelim. Çünkü altına poşet yaymıştık. Burada hiçbir şey olmuyor. Tertemiz yediriyoruz. Fareler de gelmiyor. Buradan yedire bitiriyoruz. Geçen nasıldı? Ta şuraya kadar şöyle çuval doluydu. Bunları ben sonradan aldım. Bunları da sonradan aldım. Arada pick-up'la da getiriyorum. Şimdi buradaki yemleri şu tahtanın üstüne atalım. Buraya da yeni gelecek olan yemleri koyalım. Bir saate gelirim yavrum. Buraya geldim. Anladın mı? Burası temiz olsun. Ya tabii iyi seyara. Kay ne kadar ya? 2-4 ton. Hem getirdiği yemi sayarız. Tabii iyi olur ya burası. Şuraya atayım. Ben atayım. At. Tamam. Şimdi burasını temizleyelim. Abi birazdan gelir. Hem bunun üstünde olunca bu altından nem de almayabiliyor anne. Tabii ya iyi lan o iyi ya. Tertemiz yedirdik kuzuya yemimizi. 2 ton almıştık. Daha önceden 1 ton 3 ton yem yediler şu anda. Hatta doğru 3 tonu geçti. Daha arabanın içinde var benim en son 1 ton getirdiğim. Romorkun içinde var arkadaşlar. Bayağı olacak ya. Yem alanımız tertemiz oldu. Şimdi yemciyi bekliyoruz. Ufaktan kar pıtır 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 düşüştürüyor arkadaşlar. Şimdi babam diyor ki buraya girmez. Buraya girmediğinde ya romorka saracağız. Romorka sardığımızda da çift işçilik çıkıyor. Hem romorka onlar sarıyorlar. Romorktan da biz indiriyoruz. Ama buraya girerse araba buradan direkt oraya istif ediyoruz. Oradan direkt koyuna kuzuya veriyoruz arkadaşlar. Geldi mi? Geldi. Ya, giriyor buraya ama badana çıdar. Yani onun için de yani. Yok ya. Hadi yağmur yağdı. Bence giri giri. Batarsa traktörle çekeriz. Bence rahat giri. Yem geldi arkadaşlar. Önce Necdet abininkini bir indir ha. Lan ben de mi 3-5 tane kaz alsam ne yapsam acaba? İkrayı falan... Dolamazlar herhalde ya. Isırıyorlar. İkrayı dolar bunlar ya.
bitirelim. 10 çuval mı kaldı? Hala mı 10 çuval kaldı? Hayır. 7. 6. Ya yani şimdi işte girecek mi girmeyecek mi belli olacak. Hadi bakalım. Şunları kapatalım ayağımıza dolaşmasın. Ya şunun kayganlığı bizi tedirgin ediyor arkadaşlar. Basmaz, batmaz, batmaz. Bak. Hem rahat gelecek, gördün mü? Aman. Oh, süper. Aşağı gömülmeye ya. Aşağı lan. Ana dayı, amana gitti, gitti. Eyvah. Orun dediğin başına geldi, gördün mü? Gel, gel, dayan yok. Dayanmakla yapamayız. Dur, dur, dur. Gidecek o, gidecek. Dayan, dayan, dayan. Dayan. Çadıra geldi, çadıra. Gelmez, gelmez. Bas, 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 bas. Çıkın. Tamam, dayan. Hop. Evet, birazcık badanajladı, madanajladı ama geldik. Biraz 8 çizdik şurada. Şimdi şu köşeyi dolduralım. Evet herhalde bir buçuk iki ay gider. Şimdi araba buradan boşaldı ya, çıkacak mı mesela? Bence boşalınca geri mi çıkacak? Bak kaymaya başladı. Hadi oğlum. Buradan sonra çıkar abi. Buradan sonra çıkar. Tamam. Evet arkadaşlar, herkes gitti. Kış gelmeden yem işini de halletmiş olduk. Babamın söylediği gibi kış gelmeden yem geldi. Ama kış gelir mi diyorum ya, inşallah. Şimdi hayvanı içeri kapadım ben yemi sokacağım diye. Hayvan içerideyken şu beyaz çadıra, bizim yem kardığımız yere birazcık balya taşıyalım. Yem karmak için bugün çıkartmayacağız. Çünkü hafiften bir kar yağıyor, hafiften bir soğuk, hafiften bir yağmur geçişleri yapıyor. O yüzden bugün evde dursun. Aynı zamanda ninemin tansiyonu ilacı bitmiş. Sanırım bir tane kalmış, onu yuttu. Onu almam lazım. Seyit Gazi'ye gidip almam lazım. Dün söylemeyi unutmuşlar. Neyse bakalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben patpatı bulayım. Hemen şuraya taşıyayım. Abi maşallah şuna bir bakın ya. Şu dizmeye bir bakın. Yani şu çok güzel bir dizme. Duvar gibi işliyorlar. Buradan yavaş yavaş yedireceğiz. Burada 52 bin liralık yem var arkadaşlar. 2 ton mısırlı yem var, 2 ton da kuzulara yem var. Kuzulara hem geçiş sürecince mısırlı da vermeye başlayacağız. Arada karıştırıp vereceğiz ama şu anlık bir 15 bin daha sadece kuzu yeminden gideceğim. Daha yem alır mıyız? Alırız. Kurbana kadar bayağı yem almamız lazım. Çünkü günlük 3 çuval yiyorlar. Yani şöyle düşünün. Bir gün, iki gün. Şu dizili olan yer 48 saat. Anlatabiliyor muyum? Abi buranın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz yığının bir yığınımız daha var. 800-900 balyomuz daha var. Buradaki bir 10 gün falan bizi idare eder diye düşünüyorum. 10-15 gün falan idare eder diye düşünüyorum. Ondan sonra diğer yığına geçeceğiz. Zaten Mart ayı bittikten sonra
yavaş 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 ortalık yeşerirse yemi hayvandan kesmeye başlayacağız. Ondan sonra meradan daha fazla bir şekilde yararlanmaya başlayacağız. Yem işini tamamen bitireceğiz koyuna. Sadece evdeki kuzularımıza yem vermeye devam edeceğiz. Bu arada şimdi şuradan bir 5 balya çıkartıp hemen yem karayım. Günlük 10 tane balya koyuna yem veriyoruz. 3 tane fi balyesi, 2 tane sap balyesi karıştırıyoruz. Artına içine de 2 çuval yem atıp öğünde aynı şekilde devam ediyoruz. Hava biraz açtı. Birazdan şu ağaçlara bordo bulamacım da geldi benim. Aslında bordo bulamacı yapsam olacak. Her gün yağmur yağdığı için erteliyoruz. Eğer ağaçlar uyanırsa bizim için sıkıntı. Yani yine bir şey olmaz. Erkenden çiçek açar, kırağlar yakar. Başka bir şey olacağı yok. Kırağı yakmazsa meyve alırız. Abi şimdi ikinci part balyayı götürüyorum yem karılırken. Size bir şey göstereceğim. Yani şimdi bakın taban, tamam mı? Tabandan bir kat üstü ve tabandan bir kat üstü. 3 balye. Bakın taşıdıkları toprağa bakın. Bakın fareler. Yani oğlum bunu nasıl becerdiniz ya? Ben hiçbir sene, tamam mı, bu seneki kadar fare popülasyonunun yoğun olduğu bir sene görmedim. Bakın buralardan, bakın buralardan, tamam mı, arasına toprak tepmişler balyelerin. Abi böyle bir şey yok ya. Bak bu zamana kadar hiç görmedim arkadaşlar. Tamam yer. Hani bir iki tanesinin ipini kıyar, bir şeyler yapar. Bu çok kötü bir şey ya. Bu çok gerçekten kötü bir şey. Diğer yığın. Ne var burada ya? Diğer yığın kim bilir nasıl oldu ha. Şuna bakın. Hüh. Aslında şurayı da kürsek olur ya. Birazcık batak olmaya başladı. Arabada girince iyice kaldırdı arkadaşlar. Bu arabadan daha iyi gidiyor. Baksana da hiç. Takılmıyor. Köpekler niye uluyor be arkadaşlar? Geçen akşam 4 tane canavar görmüşler burada. Yolun kenarında 4 tane canavar görmüşler. Belki de onların seslerini duyuyorlar. Neyse, işi hızlandırmak için arkadaşlar şimdi buradan balyeleri direkt bunun içine aktaracağım. Burada karılırken ben buraya 2 pasta daha balya getireceğim. İnşallah motorumuz hemen çalışır, Ford'umuz, emektarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Ateş tutmadık ama. Soğuk hava ya. Soğuk olduğu traktörden belli. Evet, vallahi anca çalıştık. Ayla.
kart. Yani ikinci getirdiğim baliler Yemimizi çıkarttık. Bir 15 dakikada hemen dolduracağım arkadaşlar. Hayvana vereceğim. Hayvan son yemini yemiş olacak. O arada kuzuların yerleri. Hava biraz açtı. Borda bulamacı. Borda bulamacını yapayım ya. Hava tahminlerinde gece açık gösteriyor. Yağmur ihtimali olsa yapmayacaktım da yağmur ihtimali yok. Arkadaşlar bak, sınırları zorlamak deyimi var ya, işte bu 6 7 8 9 10 çuval 10 çuval saman var arkasında. Kola bitmeden çekmiyoruz. Bak o çıktı, araba çıkmaya tamam ya. Görüşürüz bakalım oradan çıkabilecek mi. Deyime bakalım da. Değmedi. Hayvan yemler ölüyor valla. Tabii canım. Bazımız yiyoruz orasını. Vaa, yemlerin yerini unuttun ha, sıkıntı. Nereden gelirsen gel baba. Dikkatli gel benim için yeterli. Ha? Dikkatli gel benim için yeterli. Bir de yerden saman toplamayalım. Yavaş yavaş. Hiçbir problemsiz girdik. Burada 5 balya var. 5 balya dağınık bir şekilde koysanız burası hayat da almaz arkadaşlar. Ama 5 balyayı yem karmadan geçirince bakın holluklarda boşluk bile kalıyor. Bol yemli, bol arpalı yem. Şimdi salalım yesinler. Şunları da kapatı verelim baba. Şunlar da dışarıda kaldı. Girdiler, girdiler baba, girdiler. Tamam, bir tane kaldı sadece ne. Doyala, doyala. Bu 5 balya yedikten sonra bunların karınların tumbucuk olması lazım. Hadi gidelim şu bordo bulamacımızı yapalım. Ne topladın baba? Yumurta mı? Aha. Hadi ben ağaç, hava iyiken ağaçlara şu bordo bulamacını yapayım. Yuvalarını ben de öğrendim. Bir kolye tamamlayacağım. Daha çok bitemiyor var. Kuruluk altına gideceğim. Oho. Şimdi şunun şurasını sıkalım. Şunu açalım. Evet. Şunu ayarlayayım ben arkadaşlar. Dozajı şöyle. 1 litre suya 2 gram şeklinde. Yani 10 litre su koydum. 100 litre suya 2 kilo değer. 1 litre suya 2 gram. 10 litre suya 20 gram. Şöyle 5. Tamam mı?
Oo, nasıl oluyor? Şöyle 5 gramlık enjektörlerle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve bu bize çok gidecek o zaman. Oho. Bu nasıl? Çok gider hakikaten çok oba. Bu 1 litre olsa değil mi? Evet. Ne 1 litre? 1 litre o, 1 litre. Tamam, 1 litre olsa sen ona ne dedin? Uyanmadan önce 1,5-2 gram arası demiş. Uyandıktan yapraklı dönemede 1 gram demiş. Masmavi boya gibi bir şey bu arkadaşlar ya. Sen onu şimdi çalkalayacaksın mı? Yo, direkt suya karışıyormuş. Azıcık da şöyle çalkalarım ben onu şöyle. Ağır be. Ağırdı tabii. Gelsin bakalım bu mağarası. Oo, geldi oğlum. Tamam. İyi böyle. Oğlum o dinleyen ama çok püskürttürüyor be. Motlu. Motlu gibi değil mi? Şey gibi. Mavisi geldi arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Mavi çıkıyor. Şimdi bunları yapacağız böyle uyanmamalar içinmiş. Oğlum bir tane de ayva var orada. Ayvaya da yapacağım. Gramajını ayarladık. Tamam sıktım. Yeter oğlum. Çok ısladın değil mi? Yo ayarlı ya. Ayarlı baba. Senin ayvana da yaptık. Ama eve giderse evi maviye boyarız baba. Eve gitmesin ya. Azıcık kayarım ben böyle. Ha sen öyle yap. Tamam. Sen tamam oluyor. Maviye mi boyasın? Tabi bu maviye boyaya baksana gömeğine. Evi beyaz duvarı maviye boyaya veririz hadi. Oo, tatavana kadar yapıyor baba. Gerçekten çok şey ediyor. Az daha kapayabiliriz bunu. Evet. Sen var ya ne yap biliyor musun? Şu dikili var ya bak evin camından ya. He. Bana doğru yap. Ben öteki senin yanına geçeyim. Dur bana gelmesin. Tamam. Tamam şimdi. Şuna. Tamam ben buradayım böyle. Ağaç kırılmış yalnız baba. O iç iyi olmamış ya. Ne öyle olmuş orada? Tamam geç ötekine. İlk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Evet. Buna kuşlar geldi. Bütün her yerine yaptım arkadaşlar. Mavi boya gibi bir şey. Şöyle zaten görüyorsunuz. Yağmur birkaç saat gözükmüyor. Ondan sonra da zaten gece hiç gözükmüyor. Kuruduna bizim ağacımız geç uyanacak. Hem bir sürü şeye de etkisi varmış. Yalnız şu ağacı yaptım ben de. Bu ağaçtan abi kırılır mı kırılmaz mı? Buraya böyle bir şeyle bağlasak mı sarsak mı diye düşünüyorum şöyle. Neyse bakalım işlere devam. Evet. Bordo bulamacı işini de yapmış olduk. Evet hemen kuzuların bakımına geçeyim. Nineme ilaç almaya gitmem lazım. Tansiyon ilacı bitmiş. Bunları buradan çıkarıp yerlerini kuruluklayayım. Acık yerlerini yaşlamışlar. Dediğim gibi kuzulara bakıyorsanız eğer atlarının tıngır tıngır olması lazım. Yoksa sıkıntı. Bu arada iyi geliştiler. Yani kuzulara yemi de getirdik. Dolu dolu yesinler. Dolu dolu keyiflerine baksınlar. Ben hemen şunların yerlerine bakıyorum. Abi 2 arabacık 3 arabacık götürsem sanırım yeter. Altlarını şuraya biriktirmiş olduğum kuruluktan yayacağım. 3 arabacık yeter. 3 çuvalda ya. Suları. Semaha. Şey. Ninemin ilacı yok değil mi kesin? Yok. O zaman benim kesin gitmem lazım. Ne gidecek akşama? Tamam. Ben hemen... Yarın sabaya mı yok? Sabahtan sabaha yetiyor ya. Ta yarın sabaya yok. Evet. O zaman ben tamam. Ben bu akşam yutacak diye habire kendimi sıkıştırıyor.
Abi ne kadar kuruluk o kadar randıman. Ne kadar duman o kadar randıman demişler. Koyunla dışarı çıkmış, bir çuval yem getirdim. İkiye böldüm. Bunda da var yem, yani yemleri var, sıkıntı yok. Bak ikisini de büyütmüş, görüyor musun? Baba. Senin yok kuzun, senin de yok, senin de yok. Şuna bak. Kuzusuz olsalar var ya, daha hiç bozulmayacak hayvan arkadaşlar. Şunlara bakın. Şunlara Semiha, 60-70 tane var bunlar. Şunlara bak, şunları analağının içinden ayıralım. Analağına da bir gün solduralım. Analağına buluşmasınlar artık. Ben vermiyorum artık. Seninkiler büyümüş bunlar. Zaten büyümüş. Seninkilerin iki katı bunlar. Koyun kovalayalar ya. Koçluk yapıyorlar yani, koçluk. Ben gideyim. Abi git bakalım da. Size bırakayım. Semiha, sarı çuval, saman, oradaki suları hepsi hazır. O budu mavileri dışarıda bırakıver sadece. Budu mavi hadi ya. Bak şimdi bunların içinde 70 tane büyük kuzu var. 80 tane belki de. Yırları ayıracağım. Yırları ayıracağım. Kadının içine koyacağım. Annem anneleri iyi olur. Anneler aşkına yiyorsun bunlar ya. Annelerini emmeye geçtim. Annelerini kovalıyor bunlar ya. Böyle bir şey olmaz oğlum. Onlara rahat vermedikten sonra annelere boyuna boyuna ne şey edecek? Hayır, kurbanlık daha iyi büyür seni bunlara yırtır. Daha kendilerine iyi gelirler. Ha oğlum, o zaman alıvereymişler de büyüyeceğimişler de. Hadi büyük olanlar. Vallahi. Bunlar daha, bunlar 3-4 aya var ya. Bunun gibi, bak kaç tane kuzu var. Parçalar seken buradaki küçük kuzular da iyi yemiyor. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Orası bozuldu. Bunlara oraya güzelce bir yer yapacağım. Öyle. Bir tane akıllı oğlu orayı çekeceğim. Tamam mı? Bir tane ya da iki tane akıllı ya da bir tane daha akıllı oğlu kalacağım ben. Oraya çekeceğim. Küçük kuzular burada analarını emmeye, büyümeye devam edecekler. Büyük kuzular da orada anaları iyi olur. Artık ana emmeyeler, ana kovalayalar. Annele bak. İyice büyümüşler, ağırmışlar. Daha iyi olur. Büyüyen atarsın onların yanına. Büyüyen atarsın, iyi olur. Büyüyü bir ayrı yolu, küçüğü yolu. Büyüyeni oraya geçireceğim. Büyüyeni oraya geçireceğim. Ha, oraya geçireceğim. Kısamışlar. Koşluğa bak, orada öyle duruyor. Koşluğa bak, orada öyle duruyor. Nere var? Buradaki bir ikinci tayfa. Burası olan kuzular. Yemler daha iyi, yemler daha iyi. Bunu yakın zamanda yapalım. Maşallah maşallah. Buna anneye ne gerek var? Bak. Maşallah. Zor. Bak buna anneye ne gerek var? Buna anneye ne gerek var? Aynen öyle. Hem ne olacak biliyor musun? Buradaki kuzu sayısı azalınca buranın havası da biraz daha yumuşayacak. Ya tabii, çok iyi olur ya. Evet. Planımı yakında devreye sokacağım. Şimdi ilaç almaya gideceğim. Yusuf sen ne yaptın Yusuf? Yusuf. Bana bir bak. Ninen, vallahi Semiha, halan geliyor. Arkadaşlar sütü hemen şuraya koymuşlar, içeri giriyoruz diye akşam çorba yapmak için. Yusuf da pıt 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 gelmiş, sütü dökmüş. Artık sana dikkat etmek lazım. Allah muhafaza. Sen öde gebre. Sen artık duymaya. Ya Allah, bismillah. Hemen gidelim, şu ilacı alalım arkadaşlar.
Ben giderim bahçaya da bahçaya lo bahçaya. Hava kararmadan geliriz inşallah geri. Abi yüksek tepelere kar var bak. Boyaz bozarmış. Geldik arkadaşlar. Eczaneden ilacımızı alalım. Eski kutuları atmadıkları için bazen böyle olabiliyor. Var zannediyorlar. Halbuki su yok. Gel baba. Gel. Gel bakalım sen. Gel. Bak 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 burada ne var gel. Ay şimdi aldım. Hadi alkış yapacağız tamam mı? Yürüdüğün zaman alkış yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürümeyi gösteriyoruz. Alkış yapacağız. Bir, iki. Bırakacağım. Üç. Vay yürümeyeceğim. Yürür yürür hadi. 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 Alkış. Bak o kendi alkışlıyor. Bak bak bak. Arkadaşlar ilacı getirdik. Dinamin ilacını getirdik. Şimdi Yusuf'la birazcık yürüyüş çalışalım. Ya onun işi gücü kamera. Başka bir şey yok ki. Dur ablası. Dur ablası anlatacak ona. Dur anlatsın biraz. Yusuf. Yusuf. Hadi yine yürüme. Kalkacaksın ayağa yürüyeceksin tamam mı? Hadi. Bıraktım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Din 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 din. Ayağa bak şimdi ayağa kendi kalkacak. Otur bakalım biz kızım. Bak şimdi bak. Hoppa aferin hadi oğluma. Aferin oğluma. Hadi bakalım. Hadi bak. Ay ay. Şimdi bir daha kalk. Yorulmuyor arkadaşlar. Bıyık yılmıyor da. Hadi. Duyacak belki baba. Hadi bakalım. Yusuf her ayak ne dede sen kal dedesi. Elleme sen o kendi kalksın. O kendi kalkınca derdiye duruyor. Hadi bakalım gel. Yavaş yavaş gel. Ablasına gelsin hadi bakalım. Gel. Hayır 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 emekleyerek değil yürüyerek yürüyerek. Emekleyerek değil yürüyerek. Yusuf. Yusuf. Hadi ayağa kalkıyoruz oğlum. Ayağa kalkıyoruz oğlum alkış yapıyoruz. Şimdi ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkacağız ama. Ayağa kalkacağız. Ayağa kalk bakalım. Ah. Hadi. Hadi. Aferin. Dedeye mi babaya mı? Babaya. Hadi. Anne bana ne yiyecek aslında? Evet. Ablaya mı dedeye mi babaya mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hadi. 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 Alkış. Nereye gideceksin? Alkış. Alkış, alkış ne ya? Götüreceğim. Ya yeğenim sen nereden öğrendin bunu lan? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürüse şöyle bir iki adım. Bak buradan koltuğa gelebilirsin. Gel ya. Oğlum. Gel bana. Gel bana. Ay. Yürüyor da oyuncaklar olunca düşüyor. Onlar da acıdı ya. Oyuncak yok ki burada. Başka zaman hadi oyuncaklar oluyor. Hadi. Nereye kaç bakalım hadi. Yusuf. Yusuf. Gel oğlum bana. Bak. Gel Allah. Hadi kalk bakalım. Gel. Yusuf gel oğluşum bana. Kalk aya. Dur şimdi. Gel. Gel bana Yusuf bak. Daha dengeyi sağlayamıyor. Daha henüz. Geldik abi. Hayır emekleyerek değil. Hayır öyle değil. Ben düşün böyle değil. Söyle. Anlıyor orada. Alkışlaya kendini. Dur şimdi kalkacak o ayağa şimdi. Gel. Gel. Gel kızım sen de videoyu bitireceğiz. Kalk bakalım ayağa. Hadi Yusuf. Ayağı dikil. Arkadaşlar 3-5 günden beri yoğun bir şekilde ayağa kalkıyor. Daha önce de yapıyordu ama... Bak kalkıyor bir. Alk işte. Alkı. Bugün yemimiz geldi. Bir ay boyunca hem koyunlara hem kuzulara. Koyunlara da veriyoruz oradan. Ama özellikle kuzulara. Kuzuları da artık ayıracağım. Ağacımıza bordo bulamacı yaptık. Bordo bulamacından sonra biraz daha geç açıyormuş çiçeklerini. Aferin oğluma. Onu da başardık. Şu anda yağmur veya kar da yağmıyor. Bir 10 saat üzerinden geçmesi lazımmış bordo bulamacı yapıldıktan sonra. Onu da yaptık. Yemimizi de indirdik. Kuzularımıza da baktık. Ninemin hapını da getirdik arkadaşlar. Ninemin hapı. Tekerleğimizi de yaptık. Ninemin hapı önemliydi. Onu gittik aldık.
Yusuf'un yürüme sahneleriyle, yürüme aşamalarıyla sizi göstereyim dedim. Yusuf hadi bir daha kalk, videoyu bitireceğiz. Hadi bakalım. Popo başka bir şeydir ki. Popo yanak. Hadi gelin bakalım. Hadi seni de öpeyim. Hadi videoyu bitiriyoruz. Ne gu 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 gu? Kaçın nereden bana? Kaç. Gugu ne? Oğlum bir şey söyle ama anlamayın. Hadi ayağı dikiliyiz.